dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Türkiye'de yaşayan ve EMA tarafından onaylanan aşılardan çift doz yaptıranlar artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson aşılarından iki doz olan kişilerin Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği bildirildi. Artı gerçeğin haberine göre Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor. Buna göre yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek. Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek. HDP İzmir bürosuna silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer ifadesinde başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim dedi. Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan Gencer Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti ancak sadece bir kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım." dedi. Saldırıya iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçiler tepki gösterdi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'a göre iktidar bu saldırının sorumlusu. Düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetinde bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur. İsim vermeden MHP'ye de tepki gösteren Sancar, gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi hedef gösteren iktidarın küçük ortağının da bu saldırıdan sorumlu olduğunu söyledi. İzmir'de Çankaya semtinde bulunan HDP İl Başkanlığı binasına dün silahlı saldırı düzenleyerek binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. HDP İzmir İl Binası'nın basılarak parti çalışanı Deniz Poyraz'ın katledilmesine ilişkin barolar ve hukuk örgütleri açıklama yaptı. Hukukçular sorumlu olarak İçişleri Bakanlığı'nı işaret etti. Yapılan açıklamada iktidar bloğunun başta HDP olmak üzere muhalefete gözdağı veren söylemleri ve tehditleri, her gün canlı yayınlarda HDP'yi terörize eden sözcüleri, denizin katline giden yolun taşlarını döşemiştir denildi. Açıklamaya göre Kobani davasının Sincan cezaevi kampüsünde önceki gün yapılan duruşması sırasında müşteki olarak duruşma salonları kısmına alınan ve salon koridorlarında dakikalarca slogan atıp provokasyon yapmak isteyenlere izin veren İçişleri Bakanlığı Bugün HDP İzmir il Binası'na yapılan saldırının ve Deniz Poyraz'ın katlinin sorumlusudur. Dünyada daha önce hiç bu kadar çok insan savaştan ve şiddetten kaçmamıştı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın son raporuna göre, üçte ikisinden fazlası 5 ülkeden olmak üzere 82 milyon 400 bin insan yerini, yurdunu terk etti. Bu sayı 2011'e göre %50 daha fazla. Rapor'a göre 2020 yılında koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarına rağmen 2019'a göre savaş, ayrımcılık ve zulüm gibi şiddet biçimlerinden dolayı yaklaşık 3 milyon insan daha yerini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. İnsanların üçte ikisinden fazlası sadece 5 ülkeden geldi. Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar. Ve hepsinden önemlisi Suriye. Birçok mülteci kendi ülkesinde yerinden edilmiş durumda. Yerinden edilenlerin yüzde 42'sini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2018-2020 yıllar arasında yaklaşık 1 milyon çocuk sığınmacı olarak dünyaya geldi. Neredeyse her 10 mülteciden 9'u kriz bölgelerine komşu ülkelere sığınıyor. Gelişmiş ülkelerin çoğu tüm mültecilerin neredeyse 3'te 1'ine sığınma hakkı veriyor. Mültecilerin çoğu Türkiye tarafından alınıyor. Bunu Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya izliyor. Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Suriye ve Afrika'nın bazı bölgelerinde insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo raporla ilgili açıklamasında "Her sayının arkasında zorla yerinden etme ve acı hikayesinin olduğu bir insan var." dedi. Almanya'da ilticası kabul edilen Suriyeli bir kadın Günlerce her gün çocuklarımı okula gönderirken acaba geri dönecekler mi yoksa sadece bir tanesi mi geri dönecek korkusuyla yaşadım dedi. Almanya'da yaz hızlı geldi. Yağışlı havaların ardından güneyden gelen sıcak hava dalgası tüm Almanya'yı etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Bugün 31 derece olan hava sıcaklığı gelecek günlerde 37 dereceye kadar tırmanacak. Geceleri ise 20 derece dolayında olacağı belirtilen hava sıcaklıklarının tropikal iklim derecesinde kendini göstereceği ifade edildi. Yaz sıcaklarının önceki yıllara göre daha erken başladığına dikkat çeken iklim uzmanı Hoffman, hemen hemen tüm Almanya'da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti babaların aniden aşırı ısınması nedeniyle hafta sonu bazı bölgelerde aşırı yağış bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre diğer yandan aşırı sıcakların insan vücudunu olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken sağlık uzmanları tüm güne yayarak her saat başı bir bardak su içilmesi önerisinde bulundu. İhtiyaç duyulmasa bile özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin yeterli ölçüde sıvı takviyesi yapmaları istendi. Sigortalılar hafif solunum yolu hastalıklarında doktordan telefonla rapor almaya devam edebilecek. Bundan sorumlu komisyon korona pandemisi sırasında iş göremezliği belirlemek için yapılan özel düzenlemeyi 30 Eylül Perşembe gününe kadar uzattı. Sayılar alarm verici. Okul çocukları arasında inzidans değerinde hızlı artış. Kassel'de okul çocukları arasında inzidans değerleri bir hafta içinde ikiye katlandı. Sağlık dairesi endişe verici rakamlar konusunda uyardı. Şehirdeki inzidans değeri 20'nin altına düşerken okul çocukları arasında hızlı bir artış olduğu belirlendi. Bazıları bir hafta içinde ikiye katlandı. Örneğin 6 ile 10 yaş arasındaki ilkokul çocukları arasında inzidans 31 Mayıs 6 Haziran arasında 34,7'den 69,3'e yükseldi. Ayrıca 15 ile 20 yaşlarındaki grupta 2'ye katlanarak 25,7'den 51,4'e çıktı. Son zamanlarda incidens 11 ile 14 yaşındakiler arasında 102,4 olarak tespit edildi. Almanya'daki sağlık yetkilileri bir gün içinde Robert Koch enstitüsüne 112'si Hessen'de olmak üzere 1076 yeni korona enfeksiyon vakası bildirdi. Bir hafta önce bu değer 2440 olarak kaydedilmişti. Edinilen bilgiye göre Almanya genelinde ikisi Hessen'de olmak üzere 24 saat içinde 91 yeni ölüm vakası kaydedildi. Pandeminin başlangıcından bu yana koronavirüsü 90.270 insanın canını aldı. Hessen aletinde incidence değeri 11,4'e geriledi. Kaselde ise 5 insan daha bürüse yakalandı. Sevindirici bir haber, ölen olmadı. Kasel hastanelerinde tedavi altında olanların sayısı da düştü. Yapılan açıklamaya göre Kasel hastanelerinde 8'i yoğun bakımda olmak üzere 9 insan tedavi altında. 7 günlük insidens Kasel'de 12,4 Kasel ilçelerinde ise 8 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasetler'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinleyiniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Pazartesi günü saat 16'da canlı yayında bu buluşuncaya kadar hoşçakalın. 105.8 Radyo Kasetler Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.